Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Hollanda'nın bütçe günü. Evet, daha önce defalarca başka videolarda bahsettiğim ve Hollanda için çok önemli bir gün olduğunu belirttiğim bütçe günü geçti. Tarihi 19 Eylül'dü. Bütçe gününde açıklanan şeylerle ilgili şu an bir video çekiyorum. Bütçe günü Hollanda'nın 2024 bütçesini bize anlatıyor. Yani 2024'te neye ne kadar para harcanacak, hangi vergiler, hangi gelir kaynakları Hollanda için arttırılacak, buradan elde edilen para nereye harcanacak, kimler desteklenecek ve sonuçta bütçede nasıl bir açık olacak ya da olmayacak ya da bir artı olacak ve alım gücü artacak mı azalacak mı vesaire. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu düşen hükümetin son bütçe günüydü. Haliyle de birazcık daha sönük geçti ve bütçe gününe damga vuran konu aslında daha çok seçimler şu anda. Ve bütçe günü kralın açılış konuşmasıyla başlıyor. Hollanda'da tabii ki krallık bildiğiniz gibi hala devam ediyor ama kralın yetkileri çok sınırlandırıldığı için konuşması zaten mevcut iktidar tarafından hazırlanıyor ve denetleniyor. Haliyle konuşma içeriğinde böyle enteresan, radikal vesaire bir şey söylemiyor. Bu seneki konuşmasında Hollanda'nın çok cazip bir ülke olarak gözüktüğünü ama bu cazibesinin alım gücü ve işte doğa, güvenlik falan gibi şeylerden bahsediyorum. Korunması adına çok fazla çaba gerektiğini, bu anlamda da eşitliğin, özgürlüğün, alım gücünün herkese sunulmasının zor olduğunu ve bu alanda sorunlar yaşandığını kabul etti. Bildiğiniz gibi Hollanda'da yoksulluk artıyor gözüküyordu falan istatistiklere göre. Bu anlamlarla çok çalışılması gerektiğini söyledi. Bunun dışında yine popüler bir konu olarak Ukrayna-Rusya savaşına değindi. Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceğini belirtti. Nitrojen planı yine tartışmalı bir konuydu. Videosunu şurada bulabilirsiniz. Nitrojen planı çerçevesinde de tarımın ve hayvancılığın daha sürdürülebilir hale getirilmesinin önemli olduğunu vesaire söyledi. Ama dediğim gibi yani önemli demekle olmuyor sonuçta. Bir yaptırımdan bahsetmiyor. Böyle genel geçer. Herkesin artık hemfikir olduğu bazı ifadelerde bulunuyor. Buradaki herkesten kastım da iktidar bloğu tabii ki. Hani onların sık sık söylediği söylemleri bir metin haline dökmüşler ve o tekrar söylüyor. Olan şey bu. Kralın konuşmasının niteliği bu yani. Burada tabii alım gücünün korunmasının önemine vesaire vurgu yaptı ve hükümetin 2 milyar euroluk bütçe ayırdığını söyledi ki bu zaten duyulmuş bir dedikoduydu. Bunları yaptıktan sonra kralın konuşması tamamlandı ve bize bütçe planı açıklandı. Şimdi burada alan alan bazı önemli şeylerden bahsedeceğim. Yani bana önemli gelen şeylerden bahsedeceğim. Ve şu sağ tarafımda görmüş olduğunuz boşlukta da bunları liste liste görüyor olacaksınız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi benim dikkatimi çeken noktalarla başlayacağız. Ama başlamadan önce aşağıda bütün bunların hepsinin kaynaklarını bulabileceğinizi unutmayın. Hem İngilizce hem Hollanda'ca kaynaklar var. Daha detaylı okumak isterseniz. Bütçe günü çok kapsamlı bir plan aslında. Ben sadece hani bizi ilgilendireceğini düşündüğüm en önemli, en göze çarpıcı noktalarından bahsedeceğim. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak sağlık alanındaki değişimlerden bahsedeceğim. Burada temel sağlık sigorta paketi yaklaşık 12 euro kadar arttırılarak minimum 149 euroya getirildi. Bu Hollanda'daki herkesin satın aldığı temel paketti ama burada bir 10 risk payı vardı. Bunu arttırdıkça fiyat düşüyordu. Yani hala 149'un altına almak mümkün olacak ama temel olarak, ortalama olarak sunulan şey 149 oldu. Bunun üzerinde tabii ki zaten çok yüksek fiyatlar var. Siz buna fizyoterapi ekledikçe, diş ekledikçe vesaire. Hollanda'nın sağlık sistemiyle ilgili videoyu şurada bulabilirsiniz. Bunun artması tabii ki tepki çeken bir şey. Çünkü bu dediğim gibi herkesin sahip olduğu bir sigorta ve aylık 150 euro. Haliyle çok ciddi bir kalem sağlık sigortası Hollanda'da. Bu değişen ilk şey bu oldu söyleyeceğim. Bunun dışında dar gelirlilere yapılan sağlık sigortası ödeneği diyeyim düşürüldü. Bu da aylık 127 euroya o da maksimum düşürüldü. Yani 149 euroluk paketin o da minimumdu söylediğim gibi. Maksimum 127'sini devlet karşılığı olacak. Getirince fakirseniz o da. Bunun dışında sağlık alanında olan ve yine benim dikkatimi çeken başka bir gelişme. Elektronik hemşirelik adı altında 9.3 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı. Bunun tam olarak nasıl uygulanacağı bilinmiyor ama konuşulan şeyler şu. İlk aile hekimini aradığınızda sizin karşınıza çıkan ve o temel yönlendirmeyi yapan kişinin bir elektronik yani bir yapay zeka olması gibi bir şeyden bahsediliyor. Bunun dışında randevu sistemlerine falan çalışılması gibi bir şeyden bahsediliyor. Böyle bir yani mevzu var. Daha şu an şekillenmedi. Zaten yapay zekada henüz daha gelişme aşamasında ama benim dikkatimi çekti. Çünkü şu anlamda değişik bir şey bence. Bir yerden sonra evet belki gerçekten temel düzey hizmetlerde yapay zeka bizi yönlendiren ve karar veren bir
konuma gelebilir. Bunun dışında bütçede yine sosyal konutların arttırılması, gençlere verilen hizmetlerin geliştirilmesi, spora yönelik hizmetlerin geliştirilmesi vesaire gibi alanlarda da belli bütçeler ayrılmış. Ama hani bu alanlara zaten her sene belli bir bütçe ayrılıyor. O yüzden sağlık alanıyla ilgili söyleyeceğim değişik şeyler bunlar. Bir sonraki alana geçiyoruz. Bir sonraki alanımız güvenlik ve savunma. Burada güvenlik için 21.4 milyar euro harcanacak. Bu Hollanda'nın yıllık gayri safi milli hasılasının yani total paranın yaklaşık %2'si. NATO ile yaptıkları anlaşma zaten bu yöndeydi. Her NATO üyesi ülke yaklaşık %2'sini savunmanın geliştirilmesi anlamında verecekti. Böyle bir bütçe ayrıldı. Bunun dışında Hollanda yine Ukrayna'yı silah ve para anlamında desteklemeye devam edecek. Güvenlik noktasındaysa yine en büyük bütçe mültecilere ayrıldı. 4 milyar euroluk bir bütçe yeni kampların inşa edilmesi, kamp koşullarının iyileştirilmesi ve kaçak kalmanın engellenmesi için ayrıldı. Burada birazcık işi daha güvenliğe sokan aslında son bölümü dediğim gibi. Bu 4 milyar bütçenin tamamı yaşam koşullarının iyileştirilmesi için değil. Aynı zamanda kaçak kalımın engellenmesi, ülke sınırları dışında kaçak girişin engellenmesi, kaçakların uygun şekilde iade edilmesi vesaire gibi şeyleri de içeriyor. Yani Hollanda bu bütçeyi sadece mültecilerin hayat koşullarını iyileştirmek için değil, kalmaya hakkı olmayanları göndermek için de kullanacak. Şimdi bir sonraki başlığa geçiyoruz. Üçüncü başlığımız ekonomi ve enerji. Bence en çok ilgi çekecek başlık bu, en büyük değişikliklerin yaşandığı. Burada en temelde yapılan değişikliklerden biri geçen yıl verilen enerji yardımının 290 euroluk yardımı bu sene verilmeyecek olması. Bunun dışında sürdürülebilir enerji alanında uygulanan vergi indirimleri ve destekler devam edecek. Yani evinizi ya da iş yerinizi sürdürülebilir enerjiye geçirmek istediğinizde hala bazı kolaylıklar olacak. Bunun dışında dar gelirlilere verilen enerji yardımı devam edecek. Başka bir önemli noktaysa benzin ve yakıt fiyatları. Burada geçen sene uygulanan bir vergi indirimi vardı normal de o kalkacak ama yani bu böyle açıklandı ama bu meclisten çok çok tepki çekti. O yüzden bu kalkmanın yani yaklaşık benzinde litre başına bir 20 centlik bir zam gelmesi bekleniyordu. Bu zamın 2025'e kalması bekleniyor şu anda. Yani ertelenecek gibi konuşuluyor. Bütçe planı içinde açıklandı ama dediğim gibi çok tepki çekti. O yüzden uygulanamayacak gibi. Bundan başka ekonomi alanında yine başka önemli nokta vergi değişimleri. Burada kutu 3'ten alınan vergiler yükseltildi. %32'den 34'e yükseltildi. Hollanda'nın vergi sistemiyle ilgili videoyu şurada bulabilirsiniz. Kutu 3 neydi? Mal varlıklarımızdan ödediğimiz, gayrimenkullerimizden ödediğimiz vergiydi ama bu şey değildi, oturduğunuz ev değildi. Bunun dışındaki işte altınınız, borsadaki paranız, yatırım amaçlı kullandığınız şeylerden ödediğiniz vergiydi. Burada bir kişinin 57 bin euroya kadar mal varlığı olması normal kabul ediliyordu. Yani normal dediğim verginin dışında kabul ediliyordu. Bu rakam değiştirilmedi. Yani enflasyon olmasına rağmen değiştirilmedi. 57 bin euronun üzerinde bir mal varlığınız varsa tabii ki dediğim gibi işlediğiniz ve para kazandığınız bir varlıktan bahsediyorum. Bunun için uygulanan vergi arttırıldı. Yani ne oldu? Zenginden daha çok vergi alındı özetle. Bunun dışında girişimcilere ve bireysel olarak çalışan kişilere uygulanan bazı vergi indirimleri azaltıldı. Burada Hollanda'da artık günümüzde birçok kişinin aslında ZZP dedikleri yani bireysel şirket olarak, şahıs şirketi olarak çalıştığını biliyorduk. Çünkü şahıs şirketi olmanın bazı vergi indirimleri vardı küçük ölçekli bir şirket olduğu için. Bunlar birazcık azaltıldı. Böylelikle şahıs şirketini kurup aynı firmaya fatura vermekle firmanın içinde çalışmak arasındaki fiyat farkı yani gelir farkı birazcık dengelenmiş oldu. Hollanda'nın bu vergi indirimleri nedeniyle birçok kişi şahıs şirketi kurmayı tercih ediyordu. Son olarak da asgari ücrete yapılacak zam. Geçen yıl %10 gibi rekor bir zam yapılmıştı. Bu yıl netleşmemekle birlikte %1,5-2 arası bir zam konuşuluyor. Yani Hollanda'nın klasik zam oranlarına geri dönmüş durumdayız. Bu anlamda da birazcık daha ekonominin normalleştiğini söyleyebiliriz. Bu birazcık da buna işaret. Ekonomi ve enerji hakkında söyleyeceğim bilgiler de bunlardı. Şimdi bir sonraki kategoriye geçiyorum. Şimdi bir sonraki kategorimiz eğitim, ev ve çocuk. Bunları birazcık daha böyle bir araya getirdim. Çünkü hani az madde vardı dikkatimi çeken. Eğitim alanında en dikkat çeken madde ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına okulda sunulan ücretsiz yemek uygulaması devam edecek. Bu kendi başına zaten çok ciddi bir bütçe. Bunun dışında çocuk alanında olan başka bir önemli konu da çocuklar için ödenen yardımın arttırılmış olması. Burada alınan yardım ilk çocuk için 750 euroya kadar, ikinci çocuk için 833 euroya kadar arttırıldı. Ve 12-17 yaş arası çocuklar için ise çocuk yardımı 400 liraya kadar olabilecek. Burada bir artış yaşandı. Ev konusunda da bildiğiniz gibi Hollanda'da bir kiralık ev sorunu var. Belediyelere 300 milyon euroluk
abarttım. Bütçe ayrıldı. Bu da ev yapımının hızlandırılması ve evlerin yine de ekonomik olarak karşılanabilir seviyelerde tutulması için kira yardımı da arttırıldı. Yine dar gelirlere verilen bir yardım tabii ki bu. Yine bu bağlamda çocuk ev ve hani okul bağlamında söylüyorum. Belediyelere ekstra bütçe ayrıldı. Bu bütçenin temel mantığı da dar gelirli insanların tespit edilmesi ve desteklenmesi. Dar gelirli aileler, dar gelirli öğrenciler her neyse bunların tespit edilmesi ve desteklenmesi. Bunun dışında yine engelliler için de bütçe ayrıldı. Engelli bireylerin hem engelli bireylere uygun yaşam ortamları sağlanması için hem iş imkanlarının arttırılması için hem de ihtiyaç çocukları işte sağlık ekipmanı her neyse onların sağlanması için ekstra bütçeler ayrıldı. Bu alanla ilgili söyleyeceğim önemli şeyler de bunlardı. Son olarak da ulaşım alanından bahsedeceğim. Burada 4.6 milyar liralık bir bütçe yolların, köprülerin bakım ve işte iyileştirilmesi için ayrıldı. Bunun dışında karavanlardan ve bazı araçlardan alınan vergilerin arttırıldığını biliyoruz. Yol vergilerinden bahsediyorum. Yine toplu taşımayla bir ücret zammı geleceğini biliyoruz. Bundan detaylı olarak bahsetmeyeceğim çünkü şu an çok tartışmalı. Yani şu an verdiğim bir bilgi büyük ihtimalle yanlış olacak. Toplu taşımaya gelmesi planlanan zam da çok eleştiriliyor ve yani azaltılması ya da yine onun da 2025'e ertelenmesi bekleniyor. Haliyle de burası da hani şu an biraz belirsiz. Bunun dışında da trafik cezalarına da artış gelecek. Bunun da tam olarak şu an rakamlarını bilmiyoruz ama böyle bir beklenti var. Bütçe planını birazcık genel olarak toparlayacağım. Evet, videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı da bulabilirsiniz. Bunun dışında bireysel danışmanlık verdiğim süper peer hesabımı da bulabilirsiniz. Onlara bakarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Şimdi planı özetliyorum, kendi yorumlarımı yapıyorum ve kapanışa geçiyorum. Şimdi planda benim daha çok dikkatimi çeken ve bence önemli noktaları birazcık özetleyeceğim. Birincisi Hollanda. Rakamları şu an tamamen geçiyorum. Mülteciler için yine çok ciddi bir bütçe ayırdı. Bunun için ama mültecilerin geri gönderilmesi de var. İkinci olarak Ukrayna yine desteklenmeye devam edecek. Bu halktan tepki çeken bir uygulamaydı ama devam edeceklerini açıkladılar ve yine savunma için çok ciddi bir bütçe ayrıldı. Bunun dışında tabii ki Hollanda'da var olan bütçe açığının da kapatılması için bazı artışlara gidildi. Bunların içinde toplu taşıma ücretlerinin artırılması vardı. Uygulanacak mı soru işareti. Bazı vergi indirimlerin mesela yakıtlarda olan, benzinde olan vergi indirimden bahsediyorum. Bu tarz vergi indirimlerinin kaldırılması vardı. Uygulanacak mı soru işareti çünkü tepki çekti. Bunun dışında vergi artışları vardı. Bu vergi artışları hem yüksek gelirli etkiliyordu hem de şahıs şirketi olan kişileri etkiliyordu. En temelde yani küçük ölçekli şirketleri etkiliyordu. Bunun dışında sigaraya, alkolye falan da böyle bazı şeylere vergi zammı zaten geldi. Ve yine trafik cezalarının arttırılması gündemleri. Yani bu alanlardan devlet daha tabii yüksek bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu aldığı parayı ne yapacak diye baktığımızda da burada karşımıza çıkan şeyler ne? Çocuk yardımının arttırılması, bu beslenme yardımı bu çok önemli bir şey bence ihtiyaç duyan çocuklar için. Bunun devam ettirilmesi, bunun dışında kira yardımının arttırılması, sosyal konutların arttırılması, ev yapımının hızlandırılması falan gibi başka yardımlar var. Yine bizim alım gücümüzü korumak amacıyla yapılmış. Bütün bu paketin sonunda da diyorlar ki ortalama bir Hollanda'da yaşayan kişinin, ortalama bir Hollandalı'nın alım gücü yaklaşık %1.7-1.8 artacak 2024 yılında. Bu bütçenin yine açık vereceği bekleniyor. Yani bütçe planından daha fazla harcama yapılacağı bekleniyor. Ama orayı tabii ki göreceğiz. Çünkü yeni hükümet kurulacak ve birazcık o da etkiliyor olacak. Ama böyle. Plan nasıl diye baktığımızda geçen yıla göre tabii ki çok daha az çarpıcı. Geçen yıl çok daha radikal şeyler vardı. Onları burada bulabilirsiniz. Birazcık bence hani dediğim gibi seçim çok yakın gidiyoruz. Kimsenin gönlü kırılmasın. Çok da radikal bir şey yapmayalım niteliğinde bir plan olmuş. Herkeste bir oy kaygısı olduğu için. Açıkçası bu da normal. O yüzden birazcık daha sönük geçti. Sizden de fikirlerinizi aldığımda çoğu kişi planı yetersiz bulmuştu. Bence de yetersiz. Ama dediğim gibi şu an hiç kimse ne mültecileri çok korumak, ne orta sınıfı çok korumak, ne Hollandalıları çok korumak falan istemiyor. Seçim yakın olduğu için. Daha böyle ortaca takılmak istiyor. Ve seçimin sonucuna göre hareket etmek istiyor. Bu nedenle de aslında birazcık böyle sönük geçen bir plan oldu. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet, videomu sona kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı da bulabilirsiniz. Bunun dışında bireysel danışmanlık almak için süper peer hesabıma da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.